İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. 27 Ağustos Salı akşamında ana haber bülteninde karşınızdayız. Ve ilk gelişmeyle başlayalım. CHP ile başlayacağız iç gündemle. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 Eylül'de başlayacak tüzük kurultayı ile ilgili bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle ama biz biriz, beraberiz, kararlıyız, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Eylül'de başlayacak tüzük kurultayı ile ilgili bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle ya ama biz biriz, beraberiz, kararlıyız, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz dedi. CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen il danışma kurulu toplantısında partisinin 4 Eylül'de başlayacak tüzük kurultayına ilişkin mesajlar verdi. Kurultay salonundan iktidar değişikliği bekleyenlerin inançlı bir ses yükselteceklerini ifade eden Özel şöyle konuştu. O salondan Türkiye'ye bir iktidar umudu, Türkiye'ye bir iktidar değişikliği bekleyen Türkiye'ye bu konuda kararlı, özgüvenli, inançlı bir ses yükseltecek olacaklarını görmüyorlar. Birileri bekliyor ki tartışacağız. Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız. Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle ama biz biriz, beraberiz, kararlıyız. Hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Evet, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Ankara'da artık yeter, geçinemiyoruz sloganı ile eylem düzenledi. DİSK İç Anadolu Bölge Sorumlusu Birgül Kaya, gelirde, vergide ve tüm ülkede adalet istiyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber vergide adalet yasasının oy birliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesini istiyoruz dedi. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. DİSK gelirde adalet, vergide adalet temasıyla 2 yıldır sürdürdüğü eylem ve etkinlikleri artık yeter, geçinemiyoruz sloganıyla devam ettiriyor. Ulus Atatürk heykeli önünde bir araya gelen sendika üyeleri daha önce siyasi partilere gönderdikleri vergide adalet yasa tasarısının yeni yasama yılında hayata geçirilmesini talep etti. Sendika adına açıklama yapan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya şunları kaydetti. Kıymetli basın emekçileri, artık yeter, geçinemiyoruz. Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken birileri servetine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar. Yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Bizler ülkemizin tüm değer ve güzelliklerini üretenleriz. Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken biz düşük gelirle mücadele ederken yüksek vergiler ödüyoruz. İktidar kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktarırken, vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor. Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça adaletsizlik büyüyor. Cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte ekmek ve adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır dedi. Ve şöyle devam etti. Gelirde adalet istiyoruz, vergide adalet istiyoruz, ülkede adalet istiyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. Bunun için sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda arttırılmasını talep ediyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte
vergide adalet yasasının oy birliğiyle meclisten geçmesini istiyoruz. Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmesini istiyoruz diyen Birgül Kaya şunları aktardı. Kıdem tazminatına el uzatmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz. Evet, artık bıçak kemikte. Yaşadığımız gelir kaybının ve adaletsizliklerin son bulması için işçiden alıp patrona verenlerden, yoksulluğu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için, hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev konumuzu, komşumuzu, sendikalı, sendikasız, tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır. Evet sayın seyirciler, Ziraat Bankası aldıkları tarım kredisini ödeyemeyen çiftçilerin arazilerini ihaleyle satıyor. Ziraat Bankası'nın sitesinde yayınlanan ilanlara göre satışa çıkarılan binlerce arazinin fiyatları 1 milyon lira ile 10 milyon lira arasında değişiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 2023 Haziran'dan bir önceki yılın aynı ayına göre %50 oranında artarak 471 milyar TL'den 710 milyar TL'ye yükseldi. Ziraat odalarına göre çiftçilerin borcunu kapatmak için kullandığı yeni kredilerinde takibe düşmesi ihtimali yüksek. Türkiye'nin dört bir yanında Ziraat Bankası'na olan kredileri ödeyemeyen üreticilerin arazileri Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarıldı. Ziraat Bankası'nın sitesindeki bilgilere göre Kırklareli Erikler Köyü'nde 9 milyon 175 bin TL'ye bir çiftlik, Çorum Meçidözü'nde 4 dönümlük tarım arazisi 18 milyon 302 bin TL'ye ihaleye çıkarıldı. Samsun Salı Pazarı'nda 17 dönümde ekili fındık bahçesi 2,5 milyon TL'ye, Diyarbakır Dar Köprü'de 42 dönümlük tarla 10 milyon TL'ye, Tekirdağ Süleymanpaşa'da arsa, ahır ve bir köy evi 13 milyon TL'ye satışa çıktı. Şanlıurfa Viranşehir'de 17 milyon 250 bin TL'ye 310 dönümlük tarla, Aydın'ın Söke ilçesinde 63 dönümlük ekili zeytinlik 4 milyon TL'ye satılacaklar arasında yerini aldı. Evet, şimdi ise bu haberleri biraz değerlendireceğiz. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte, genel yayın yönetmeni Sayın Kerim Aktarcır bizlerle birlikte. Sayın Aktarcır, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent. Evet, şimdi DİSK'ten toplumun farklı kesimlerinden ciddi anlamda tepki sesleri bu sene aslında bir parça daha yüksek, evet, daha gür çıkıyor. Türkiye'nin her yerinde tarım çiftçisinin hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan kesimlerde artık ürünleri para etmediği için, alım garantisi verilmediği için ve maliyetin altında bir alım fiyatları verildiği için artık vatandaş ve çiftçi nefes alamaz duruma geldi. Ve bu noktada en sonki habere baktığımızda Ziraat Bankası aldıkları krediyi ödeyemeyen çiftçilerin arazilerini ihaleyle satmaya başladı. Rakamlara baktığımızda 1 milyon lira ile 10 milyon lira arasında değişiyor. Ve yine geçtiğim senelerden yine hatırlarız, almış olduğu krediyi ödeyemediği için traktörü haciz edilen bir vatandaş şunu söylemişti. Tamam, haciz ediyorsun ama ben bu traktörü kullanmadan nasıl ekip biçeceğim ve nasıl o krediyi ödeyeceğim açıklamasında da bulunmuştu. Evet. Listen de bu arada artık yeter geçinemiyoruz eylemleri devam ediyor. Neler söylemek lazım? Biraz tarım hayvancılıkla başlayalım isterseniz. Tabii ki. Şimdi öncelikle tabii bugün özellikle şu son iki haberimiz Türkiye'nin tarımda gelmiş olduğu, ekonomide gelmiş olduğu iki, hani bir taraftan ekonomik krizin geldiği boyutu, bir taraftan da tarımda yaşanan krizin hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz işte haftalarda da en çok verdiğimiz haberlerden bir tanesi işte tarlada kalan domates, kavun, işte karpuz, patates neyse. Biz her sene esasında bir tarım krizi haberleriyle seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Yani medya olarak her sene biz tarımla ilgili bir negatif gündem maalesef oluşuyor. İşte bu bazen gübre fiyatlarıyla, bazen tohum, bazen işte ekim maliyetleri, bazen tarladaki fiyatla market raflarındaki fiyat arasındaki uçurumu konuşuyoruz. Bazen gıdanın olmamasını, ekilmemesini konuşuyoruz. Hatırlarsam bundan bir süre önce, yani birkaç sene önce soğan krizi yaşandı bu ülkede. Evet. Soğanın olmadığı bir dönem yaşadık ve evet, soğan kara borsaya adeta hani düştü. Soğan stokçuları arandı, depolar basıldı.
Suriye'den soğan ithal etmek zorunda kaldık gibi gibi. Yani biz her sene aslında tarımla ilgili çok ciddi sıkıntıları yaşadığımız bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemlerden bu seneki en önemli meselelerden bir tanesi köylümüzün, tarım çiftçimizin tarımdan uzaklaşması oluyor. İşte biz seninle programdan ana haberden önce evet. konuştuk. İşte şu anda işte hükümetin bir uygulaması var. İki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi. Evet. Şimdi tarım arazisi niye ekilmiyor? Neden bir insan atadan dededen kalan arazisini ekmez? Çünkü bu hükümet, yine bu hükümet vatandaşa dedi ki köylüye ekme dedi. Ben senin dedi ekmeni istemiyorum dedi. Evet. Hatırlarsan Avrupa Birliği müzakere sürecinde hükümetin attığı ilk adımlardan bir tanesi şuydu. Ekme, ben sana para vereceğim. Dönüm başına şu kadar para vereceğim. İşte şuralara ek ama buralara ekme. Şu kadar ek, bu kadar ekme. Bunu ek ama bunu ekme dedi ve köylüyü tarımdan uzaklaştırdı. İş öyle bir noktaya geldi ki biz saman ithal eden noktaya geldik. Yani Türkiye saman ithal etti. Süt ineklerini, keçilerini, koyunlarını besleyebilmek için. Evet. Daha sonra hatırlayalım Binali Yıldırım'ın televizyonla kanallarında, kameraların önünde söylediği bir söz vardı. Evet. Binali Yıldırım dedi ki deliler gibi ekin dedi. Her yere ekin dedi. Taşa, işte tarlaya, boş arazi, nerede boşluk bulursanız ekin dedi. Ekmeyin de diyen AK Parti hükümetiydi, ekin diyen de AK Parti hükümeti oldu. Bir dönem Karadeniz'de dediler ki fındık fidelerini sökün. İşte onun yerine kivi ekin, şunu yapın, bunu yapın, kara yemiş ekin gibi sürekli tarımda köylüyle böyle bir adeta maç yaparcasına sürekli ama köylünün kaybettiği, tarımın toplamda kaybettiği politikalar, tarım politikaları geçirdi. Gerçek planlamanın olmadığı. Bir tarım bakanına, çok özür dilerim, bir tarım bakanına bir köylümüz, bir çiftçimiz ineklerimize verecek yulafımız yok dediğinde, özür dilerim, kepeğimiz yok dediğinde, kepeğimiz yok dediğinde Tarım Bakanı kepek ekin dedi. Kepeğin ekilebilen bir ürün olduğunu zanneden bu ülkede birileri Tarım Bakanlığı yaptı. Evet. Şimdi sen kendini o köylünün yerine koy. O köylünün yerinde düşün de bak, bir bakıyorsun ki karşında Tarım Bakanı var. Yani tarım alanında, tarım ve hayvancılık alanında devletin en üst mercisindeki bulunan insan var. Yani tarımı köylüden en basit anlamda, en basit anlamda daha iyi bilmesini bir kenara bırakalım. En azından onun kadar tarıma hakim olması gerekir bu insanın. Hayvancılığa hakim olması gerekir. En az böyle 200-300 metrekare efendim evet. bir tarlası olan adam kadar, bir köylü kadar konuya evet. hakim olması gereken kişi. Bir bakıyoruz ki tarımdan o kadar bir haber ki kepeğin ekilebilen bir ürün olduğunu zannediyor. Bir taraftan anayasal açıdan yine bu hükümet döneminde oluşturulmuş ve anayasal açıdan tarım köylüsüne verilmesi gereken bir destek var. Bütçe desteği var. Evet. Bu bütçe desteğinden anayasal zorunluluk ya da anayasal açıdan verilmesi gereken bir bütçeyi ya da alınması gereken bir bütçeyi tarım köylüsü alamadı. AK Parti hükümeti vermedi. Şimdi aslında işte birçok konuyu oturup konuştuğumuz zaman bizim sorunumuz yasal değil. Bak, anayasa diyor ki bütçenin %1'ini köylüye, tarım köylüsüne vereceksin. Vermek, evet. Vermiyor. Şimdi yasayı uygulamadığınız zaman, şimdi yasa var, muhteşem evet. güzel bir yasa var. Yani yeterli yetersiz ayrı bir konu ama ortada bir yasa var. Bu yasaya uyulsa, bak sadece bu yasaya uyulsa tarım köylüsünün 1 lira borcu kalmıyor. Ve bugün işte devletin ziraat kesimini, tarım kesimini korusun, kollasın diye kurduğu, büyüttüğü, beslediği, her köyde şubesini açtı Ziraat Bankası borç para verdiği, bak faizle borç para verdiği köylünün tarlasını satışa çıkartıyor. Bu sadece Ziraat Bankası değil. Bugün milyonlarca dönüm arazi, tarım arazisi yabancı bankaların hacisi altında. Yani sadece tarım arazileri Ziraat Bankası tarafından haciz edilmiyor. Birçok banka tarafından haciz ediliyor. Şimdi bütün bunları aslında 23 yıldır yöneten, tarım politikalarını yöneten AK Parti hükümeti. Bu kriz nerede başladı? Bu krizin ilk aşaması Avrupa Birliği uyum süreciyle başladı. Evet. Çünkü Türkiye dediler ki ekmeyeceksin. Biz dediler seni, biz sana senin ekmen gereken ya da bugün bize satmaya çalıştığın ürünleri biz sana satacağız. Ve demiş. Tarım nüfusunu düşüreceksin dedi. Ve
şehirli nüfus, tarım nüfusun dediğin çok doğru. Düşüreceksin, şehirli nüfusu arttıracaksın dediler. Rahmetli Doğan Vardarlı vardı. Doğan Vardarlı'nın çok güzel bir tespiti vardı. Diyordu ki bir insanı köyde istihdam etmenin maliyetiyle şehirde istihdam etmenin maliyeti arasında minimum 10 kat fark var. Evet. Şimdi tarımdan ve hayvancılıktan çok iyi anlayan bir isimdi. Bir dönem çok önemli bir süt firmasında patronuydu. Şimdi Allah rahmet eylesin. Aslında konu uzmanı Türkiye'de çok. Türkiye'de tarımı bilen, tarımcılığı bilen, hayvancılığı bilen on binlerce işsiz ziraat mühendisimiz var. Üç harfli marketlerde kasiyerlik yapıyor bu insanlar. Pazarlarda pazarcılık, minibüslerde muavinlik yapıyorlar, şoförlük yapıyorlar. Bu meslekleri ben kötü görmüyorum. Bu meslekler de önemli meslekler. Hayatın içinde ve bize gerekli meslekler. Ama bir tarım mühendisinin yeri kasa arkasında kredi kartına alışveriş geçirmek, poşet satmak değil. Biz bir tarım mühendisinin, bir ziraat mühendisinin görevi köyde, köylüyle, tarım çiftçisiyle birlikte olup ona bilimsel açıdan destek olmak, yol göstermek. Lafınızı unutmayın. Tabii şimdi ki. Eski görüntüleri aklımıza geldiğimizde, gençliğimizde otobüs duraklarına, garajlara gittiğimizde otobüslerin garajlarının yarısı köylerden getirilen ürünlerle, poşet evet. poşet ürünlerle dolardı. Ve köylere gittiğimizde büyük bir zenginlik, bir Kahramanmaraşlı arkadaşımın ailesini ziyarete gitmiştik. Ve büyük bir buğday üretimiyle uğraşıyorlar ve büyük bir çiftlik evleri var. Halbuki aslında kendi kendine yeten bir aslında Anadolu evet. ailesi ve o Anadolu ailesi kendi kendine yetebiliyor. Masraflarını karşılayabiliyor ve almış oldukları belki de kredi çekmelerine bile gerek yoktu. Çünkü kredi lafı ben orada hiç duymamıştım. Tabii. Bizim satışımız korkar. Aynen. Banka sözünden, bankaya gitmekten çok çekinir bizim aynen insanımız. Ve kontrollü harcama yapıyorlar. Ürünü satıyor, o parayla bütün senesini geçiriyor ve bu arada da tarlasını tekrardan diğer ekim sezonuna hazırlıyor. Evet. Ve baktığımızda çok da zorda kalırsam memleketime, köyüme geri dönerim, kaldığım yerden hayatıma devam ederim cümlesi vardı. Şimdi artık bu cümleyi de kuramıyoruz. Çünkü köye gidecek alan da kalmadı, köyler de artık maden şirketlerinin ellerinde ve köy yaşamı diye bir şey de kalmadı, üretim yapılamıyor. Geçtiğimiz zamanlar içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde Erzincan İliç'teki o tatsız durumu haberleştiren, bize duyuran çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu'nun açıklamaları vardı. İşte bölgede bir peynir üretimi vardı. O peynir üretimi ve tarım hayvancılık kalmadı evet. Deniyordu. Ama şimdi artık maalesef uygulanan politikalar tarım ve hayvancılığı da bitirdi diyebiliriz. Şimdi bak, maden faciası yaşanıyor. Biz madenlerimizin farkında, madenlerimizle ilgili bir farkındalık yaşıyoruz. Evet. İşte çevreciler gidiyorlar filan yerde işte yeşillik talan ediliyor, fidanlar sökülüyor, zeytinlikler sökülüyor deniyor. Biz madenlerimiz olduğunu fark ediyoruz. Evet. Şimdi bugün işte Ziraat Bankası icra yoluyla aldığı tarlaları satışa çıkartıyor. Biz işlenmeyen, anlatabiliyor muyum? İşlenmeyen tarım arazilerimizin farkına varıyoruz. İşte iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri tarım yapan, İşte özel ya da tüzel kişilere kiralanacaktır evet. diye bir yasa çıkartılıyor. Biz milyonlarca dönüm, neredeyse yüz binlerce dönüm, yani tam rakamı şu an hatırlamıyorum, eksik evet. ya da yanlış bilgi vermek istemiyorum. Arazimizin işlenmediğini görüyoruz. Şimdi bak, tarım meselesinde şöyle bir realite var. Şunu kabul edelim. Şimdi tarım çok zor bir iş. Dünyanın evet. en zor işçiliklerinden bir tanesi tarım işçiliğidir. İkincisi ya da birincisi, bu değişebilir, maden işçiliğidir. Çünkü yılın 365 günü her an risk altında olan iki meslek grubu ve iki mesela bir yağmur yağdı, fazla yağmur yağdı, tarım köylüsünün emeği boşa gider. Evet. Bir madende çalışıyorsun, yerin altındasın, küçücük bir kıvılcım senin hayatını bitirir. Evet. Çok riskli iki meslek. Yani bir anda bütün servetini, bütün sermayesini kaybedebilir tarım köylüsü. Profesör Doktor Haydar Başbey bu yüzden tarım köylüsüyle ilgili çok sağlam, çok sağlam, yani hem devleti hem de köylüyü koruyacak çok temel projeler geliştirmişti. Bunlardan bir tanesi tarım köylüsüne ürün sigortası. Şimdi bugün sen düşünsene, risk alıyorsun, kredi çekiyorsun, tohum alıyorsun, gübre alıyorsun, ilaç alıyorsun, yem alıyorsun, tarlanı ekiyorsun. Sonra hava şartları, iklimsel şartlar gereği senin buğdayının alması gereken ya da işte ektiğin ürünün alması gereken yağmur yağmıyor. Ya da fazla kurak geçmesini bir kenara bırak, çok yağmur yağıyor. Don oluyor. Hava erken ısınıyor. Bir anda senin mahsulün
10 ton olması gereken, 100 ton olması gereken mahsulün düşüyor 5 tona, 10 tona, 20 tona. Şimdi sen 100 tona göre borçlandığın tarlanda bir anda 50 tona, 20 tona, 10 tona düşen mahsulle borç ödemeye çalışıyorsun. Ne oluyor? Bunun ticari adı iflastır. İflas ediyorsun. Bu iflas durumunda, bu bir fabrikanın iflası gibi değildir. Bu iflas durumunda o köylü bir dahaki seneye o tarlaya ot bile ekmez. Bak bırak sen buğdayı, işte elmayı, fındığı, fıstığı neyse yani ot bile ekmez. Niye? Çünkü adam iflas etmiş. Kimden bir daha tohum alacak? Bir daha niye ekecek? Ya bir daha aynı sorunu yaşayıp yaşayacak. Ve banka kredi verebilecek mi? Verecek mi, vermeyecek mi? O açıdan Profesör Doktor Haydar Başbey bu tarz durumlar için köylüyü, tarım köylüsünü sigortalıyordu. Kim tarafından? Devlet sigortalıyordu. Artı tarım köylüsüne alım garantisi. Şimdi köylünün en çok yaşadığı sorunlardan bir tanesi şu. Tarlaya ektin, ya sene başında toptancıyla anlaşacaksın. Diyelim ki domates ektin, salça fabrikasıyla anlaşacaksın. Ya da o sene ürünü topladıktan sonra toprak mahsulleri ofisine götürüp satacaksın. Evet. Eğer önceden bir anlaşman yoksa, toprak mahsulleri ofisine satamıyorsan ya da satmayacaksan, bu sefer otomatikman sen toptancının, yani tüccarın eline kalıyorsun. Kimseyi kötülemiyorum, kimseyi kötülemek adına söylemiyorum. Şimdi bu sefer tüccar da diyor ki ben bu ürünü bu kadar alırım arkadaş. Öyle bir rakam veriyor ki, çünkü o biliyor ki ona gelen köylü son olarak, hani tabiri caizse teşbih dağıta olmaz, tefecinin eline düşmüş borçlu esnaf gibi. Evet. Diyor ki ben artık seni hani karşına aldıktan sonra bütün kozlar tüccarın eline. 1 lira veriyorum diyor, 2 lira veriyorum, 3 lira veriyorum. Yani öyle bir fiyat veriyor ki aslında o fiyata o ürün toplanmaz bile. Bırak ekmeği, toplanmaz bile. Bu sefer köylü de ya borcunu kapatmak için ya işte bir takım sorunlarını gidermek için o ürünü satmak zorunda kalıyor. Ya da bir tepki gösteriyor, ürünü yakıyor. Evet. Eziyor, sokağa tarlada döküyor. Bırakıyor, sokağa döküyor, bedava dağıtıyor. Diyor ki ben bu parayı hiç almam daha iyi diyor. Şimdi bu aslında bir milli güvenlik sorununa doğru Türkiye'yi götürüyor. Gıda sorunu. Evet. Şimdi neden milli güvenlikten bahsediyorum? Şundan dolayı bahsediyorum. Biz bir pandemi süreci yaşadık. Dünyada en olumsuz koşulların her an başımıza gelebileceği bir realiteyi önümüze koyacağız. Zaten hükümetlerin bir numaralı görevlerinden bir tanesi de vatandaşını önce aç bırakmamayı sağlamak olacak. Evet. Güvenlik ve açlık. Bu ikisini sağlayacak. Yani sınırları güvenlik altına alacak. İki, toplumun karnını doyuracak. Gıda hükümetlerin güvenliği. Tabii. Evet, başka. Şimdi güneyimizde sorunlu bir coğrafya var. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı var. Güneydoğumuzda sorunlu bir bölge var. Savaş içinde olan yerler var. Akdeniz'de bugün işte İsrail, İran, Lübnan gerilimi bir bölgesel savaşa dönüşebilir. Yarın bir savaş halinde sana bir ülkenin gıda sağlama zorunluluğu yok, vermeyebilir. Yani diyelim ki yarın Suriye'de bir sorun oldu. Misal söylüyorum, bugün hala evet. Türkiye ile Suriye ilişkileri çok normal değil ama günün sonunda normalleştik. Başladı bir sorun oldu. Ne olur? Senin orayla bütün ticaretin kesilir. Yarın Ukrayna Rusya arasındaki savaşta, savaş öyle bir boyuta gelir ki işte biz bunu yaşadık. Limanlardan gemilerin çıkma koşulları sağlanamaz. Yağ dolu, tohum dolu gemiler limanlardan çıkamaz. Ne yapacaksın? Hiçbir alanda, bak hiçbir alanda aslında ülke dışa bağımlı olmamalı ama özellikle gıdada. Hiç olmamalı. Ama özellikle gıdada hiç bağımlı olmalı. Bak biz ilk kez bu yıl, geçtiğimiz yıl ve bu yıl tarım konusunda öyle ithalatlar yaptık ki cari açık verdik. Evet. Yani biz normalde kendi kendine yetebilen ülkeler sınıfından tarımda cari açık veren, yani sattığından daha fazlasını alan bir ülkeye dönüştük. Bak tarımda cari açık vermek çok tehlikeli bir şeydir. Elektronik eşyayı bir şekilde anlaşabilirsin. Elektronik eşyayı ithal etmekte ithal etmek zorunda kalabilirsin. Yüksek teknolojiyi ithal etmek zorunda kalabilirsin ama tarımı ithal etmeyeceksin. Velev ki senin ürettiğin tarımsal ürün dünyanın en pahalı tarımsal ürünü olsa. Yani diyelim ki biz buğdayı dünyada en pahalıya üreten ülke bile olsak o buğdayı bizim üretmemiz lazım. Çünkü yarın ne olacağını bilemezsin. Evet. Yarın bir savaş olamayacağını.
efendim büyük bir kıtlık sürecine, büyük bir iklimsel değişim sürecine, büyük bir pandemi sürecine, kapanmaların tekrar olacağı bir döneme girip girmeyeceğimizin garantisi yok. Hükümetlerin, ama özellikle Türkiye'deki hükümetin yapması gereken, Türkiye'deki AK Parti hükümetinin yapması gereken halkını en kötü anda bile koruyacak güvenlik önlemlerini almaktır. Evet. O yüzden de bu önlemler çok önemli. Siyasette bazen de konuklarımız tabii arasında şu ifadeler de konu söyleniyor ve deniyor ki burada bence bilmemezlik yok, bilinçli bir tercih var ifadesi kullanılıyor. Bu da tabii ki akıllarımızda yer edebilir. Peki. Tercihi özellikle şundan dolayı, mesela ben baştan şöyle bir ifade kullanmadım. Evet. Avrupa Birliği'ne giriş, müzakere sürecinde özür dilerim. Bir tercih yaptık biz. Avrupa Birliği'ne müzakere sürecini tercih ederek tarımı feda ettik. Bu bir tercihti zaten. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Evet, Sayın Kerim Aktarcı'ya çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim diğer gelişmeyle. Biraz da sağlığa da odaklanacağız. Sağlık meselesinde de aslında farklı durumlar var. Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaç Şahbaz, topuk kanı uygulamasına ilişkin verdiği karar nedeniyle Kars Aile Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir suç duyurusunda bulundu. Kararı son derece tehlikeli bulduklarını söyleyen Aksaç Şahbaz, çocukların menfaatlerini gözetmeyen bir karardır. Bu kararlar iktidar tarafından önü açılan alternatif tıp denilen bir takım ortaçağ uygulamalarıdır ifadesini kullandı. CHP Sağlık Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaç Şahbaz, metabolik hastalıkların erken tanısı ve tedavisi amacıyla bebeklerden alınan topuk kanı uygulamasına ilişkin uygulamalar hakkında bilgi verdi. Kars Aile Mahkemesi Hakimliği tarafından 20 Ağustos 2024 tarihinde bir karar verildi. Bu karar bebeklerden metabolik hastalıkların erken tanısına dair alınan topuk kanının karşı bir karardı. Ülkemizde 80-90'lı yıllardan beri uygulanan bir uygulama var. Bu da çocukların hayatını ömür boyu etkileyecek ve geri dönüşümü imkansız olan bir takım hastalıklar, metabolik hastalıkların erken tanısına dair topuk kanından numune alınarak, birkaç damla numune alınarak erken tanı uygulanıyor. Bu hastalıklar fenilketonuri, kistik fibrozis, biyotinidaz eksikliği, konjenital hipotiroidi, konjenital adrenal hiperplazi ve SMA hastalığı gibi hastalıklar ve 2006 yılından beri de ulusal tarama programında bu hastalıklardan alınan hastalıkların erken tanısı için yeni doğan bebeğin topuğundan alınan kanla erken tanı konulabiliyor ve ona uygun olarak da gerek tedavi olsun gerek beslenme olsun başlandığında bu çocuklar hayatını herhangi bir araz bırakmadan sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliyorlar. Kars Aile Mahkemesi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Aksaç, konuya ilişkin şunları söyledi. Kars Aile Mahkemesi hakimi bakanlığın bu uygulamasına karşı bir takım alternatif tıp uzmanı olarak ismi geçen kişilerin iddialarını esas alarak bilim dışı, gerçek dışı ve hukuka aykırı bir karar vermiştir. Bu kararlar iktidar tarafından öne açılan alternatif tıp denilen bir takım ortaçağ uygulamalarıdır. Bu politikalar sonucunda böyle bir karar verilmiştir. Fakat bu tüm çocukların sağlığını tehlikeye atacak bir karardır. Bu nedenle bugün suç duyurusunda bulunduk açıklamasında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleriyle İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların olacağını açıklayarak dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleriyle İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların olacağını açıklayarak dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti. Meteoroloji bugün yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleriyle İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar olacak. Yapılan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Evet, şimdi ise Arap Yarımadası'na bir bakacağız. Üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, Gazze şeridinde tekrarlanan tahliye emirlerinin organizasyonun yardım operasyonlarını sekteye uğrattığını ifade etti. Birleşmiş Milletler yetkilisi, içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle Gazze'ye bugün yardım ulaştırmamız mümkün değil ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler yetkilisi İsrail'in Gazze şeridinin merkezindeki Deir el-Balah'a yönelik yeni tahliye emirleri nedeniyle Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki yardım operasyonlarını durdurmak zorunda kaldığını dile getirdi. New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde gazetecilerle bir araya gelen Birleşmiş Milletler yetkilisi, içinde bulunduğumuz koşullar sebebiyle Gazze'ye bugün yardım ulaştırmamız mümkün değil dedi. BM yetkilisi aynı zamanda Mayıs ayında İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinin boşaltılmasını emretmesinin ardından BM'nin Gazze şeridindeki ana komuta operasyonlarını ve çoğu Birleşmiş Milletler personelini Deir el-Balah'a taşıdığını belirtti. Gazeteciler açıklamalarda bulunan yetkili, şimdi nereye taşınacağız diye sorarken bölgede bulunan Birleşmiş Milletler personelinin hızla taşınması gerektiğini ve ekipmanların geride kalacağını sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler yetkilisi Gazze'den ayrılmıyoruz çünkü insanların bize orada ihtiyacı var. Halkın ihtiyaçlarıyla Birleşmiş Milletler personelinin güvenlik ve emniyet ihtiyacını dengelemeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail ordusu pazar günü daha önce güvenli bölge olarak sınıflandırılan Deir el-Balah için son tahliye emirlerini yayınladı ve Deir el-Balah'ın dış mahallelerinde kara harekatını genişlettiğini doğruladı. İsrail ordusunun tahliye emirlerine göre Filistinliler evlerinden ve sığındıkları yerlerden ne zaman dönebilecekleri ya da dönüp dönmeyecekleri konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadan gönderiliyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Gazze'deki sağlık yetkililerinin 640 binden fazla Filistinli çocuğu aşılamak ve olası bir çocuk felci salgınını engellemek için yürütülen geniş çaplı bir çabaya hazırlık olarak pazartesi günü 1.2 milyon dozdan fazla çocuk felci aşısının Gazze'ye ulaştığını söyledi. BM Çocuk Fonu UNICEF, aşıların Dünya Sağlık Örgütü Filistinlilere yardım eden ana BM kuruluşu, Filistinli mültecilere yardım ve Bayındırlık Ajansı ve diğer gruplarla işbirliği içinde dağıtıldığını söyledi. Bayındırlık Ajansı yetkilileri ilk aşıları cumartesi gününden itibaren Gazze'li çocuklara ulaştırmayı umduklarını söyledi. Evet sayın seyirciler, Milli Ekonomi Modeli'nin yazarı merhum Profesör Doktor Haydar Baş. Bu çok önemli isim. Aslında Türkiye'ye, tüm dünyaya damga vurmuş bir isim ve aslında Asya'nın yükselmesine de Milli Ekonomi Modeli'ye katkıda bulunmuş ve ciddi anlamda tüm dünyada da yankı bulmuş önemli bir eserin sahibi. Evet, 14 Nisan 2020'de Hakk'a uğurlanan Bağımsız Türkiye Partisi'nin merhum Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş için Eskişehir'de Mevlid-i Şerif ve yemek organizasyonu düzenlendi. Nisan 2020'de Hakk'a uğurlanan Bağımsız Türkiye Partisi'nin merhum genel başkanı Profesör Doktor Haydar Baş için Eskişehir'de Mevlid-i Şerif ve yemek organizasyonu yapıldı. Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'ndeki programa Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, kurmay kadrosu, partililer ve Bozan'dan yerel halk iştirak etti. Camide Yasin-i Şerif'le başlayan anma programı Mevlid-i Şerif, ilahiler ve dualarla devam etti. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, cami çıkışında partililerle birlikte halkı selamladı. Daha sonra Profesör Doktor Haydar Baş için verilen ziyafete geçildi. Yüzlerce Bozan sakininin katıldığı yemekte Hüseyin Baş vatandaşlarla sohbet etti. Merhum Haydar Baş için vatandaşlar
duygu dolu röportajlar verdi. Hocamızı analım dedik. Yani hocamın sofrası o sabah evinde olan yemek sofrası, evet. O devam ediyor. Evet, ittireceğiz inşallah. Haydarbaş'ın yedirmeyi, içirmeyi çok sevdiğini söyleyen Bozan sakinleri onu rahmetle, özlemle andı. Bozan, Profesör Doktor Haydarbaş'ın büyük yatırımlar yaptığı bir bölge. Tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyen Profesör Doktor Haydarbaş, bölgeye bir et entegre tesisi de kazandırmıştı. Evet, yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.